İş Dünyası'ndan herkese merhaba efendim. Bugün biliyorsunuz haftanın son işlem günü ama hafta oldukça yoğundu. Hem OVP'yi karşıladık, üzerine bol bol konuştuk. OVP'de tabii tahminler, enflasyon, büyüme, cari açık adına, bütçe dengeleri adına özellikle tabii önümüzdeki döneme ilişkin tabii bir takım yol haritaları sunuyor. Bir yandan tabii önümüzdeki haftalarda tabii izleyeceğimiz Merkez Bankası kararı oldukça önemli olacak. Bu adımlar tabii bir yandan ekonomide atılan adımlar küresel tarafta özellikle yabancı kurumlarında tabii dikkatini çekmeye başladı. Bir yandan özellikle JP Morgan ve Morgan Stanley OVP sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin faiz tahminlerini değiştirdi. Ama bu değişim yukarı yönlü oldu. Detaylarını ekrana getirelim. JP Morgan önümüzdeki iki ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli faiz artışları beklediklerini açıkladı. Kurum beklenen mali gevşeme ve yukarı yönlü enflasyon sürprizlerini göz önünde bulundurarak daha önceki 250 bas puan yerine Eylül'de ve Ekim'de 500'er bas puan faiz artışı beklediklerini bildirdi. JP Morgan ekonomisti Fatih Akçeli'nin yayımladığı notta piyasaların yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın daha büyük ve hızlı faiz artırımını daha yüksek ihtimal olarak fiyatlaması gerektiğini düşünüyoruz ifadeleri yer aldı. Morgan Stanley ise 2023 politika faizi tahminini %30'dan %35'e yükseltti. Morgan Stanley orta vadeli programla ilgili mesajlara atıfta bulunarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Eylül'de 500 bas puan, Ekim ve Kasım'da 250'şer bas puan faiz artışı beklediğini bildirdi. Kurum 2024 ikinci çeyrekte ulaşılmasını beklediği nihai faizi %40 olarak tahmin etti. Evet, özellikle tabii ki Türkiye'nin politika değişimi küresel tarafta kurumları özellikle yorum yapmaya sevk ederken bir diğer yorum yapanlardan biri de Moody's'di. Reuters'ta yer alan bir haber bu. Moody's yetkilileri, hatta Moody's'den bir analist şöyle bir ifade kullanıyor. Türkiye'nin seçim sonrasında politika yönünde yapmış olduğu değişiklik açıkça pozitiftir dedi. Ekrana getirelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin seçim sonrası ekonomi politikasında yön değiştirmesinin kredi notu için açıkça pozitif olduğunu bildirdi. Reuters'ta yer alan habere göre Moody's, Türkiye'nin geleneksel ekonomi politikalarını yeniden benimsemesinin buna sadık kalındığı sürece daha güçlü bir kredi notu açısından yakında sonuçlarını vermeye başlayabileceğinin sinyalini verdi. Moody's analisti Dietmar Hornung söz konusu değişimin kredi açısından olumlu olduğunu ancak hala önemli belirsizlikler bulunduğunu söyledi. Hornung seçimden bu yana görülen hamlelerin cesaret verici olduğunu ancak ekonomi yönetiminin önündeki zorlukların karmaşık göründüğünü belirtti. Hornung bu yıl %65'e yükselmesi beklenen enflasyonu düşürmenin ve diğer birikmiş dengesizlikleri gidermenin zorlu bir görev olduğunu vurguladı. Hornung, not görünümümüz durağan, aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz. Ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak, dedi. Moody's analisti Hornung, olumlu bir görünüme geçiş ya da not artırımı ile ilgili, bu bir koşu değil bir maraton, daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var, ifadelerini kullandı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu aralığa kadar resmi olarak gözden geçirmeyecek. Evet, bir yandan bugün Fitch'i bekliyoruz biliyorsunuz. Fitch'in Türkiye yorumu önemli olacak. Onu da takip edeceğiz ve son olarak da bugün Türkiye'de açıklanan ISO ihracat iklim endeksi verisini bir kez daha hatırlatalım. Ardından da ihracat tarafındaki son gelişmeleri ve özellikle sanayicilerin biliyorsunuz bu programda bol bol konuşuyoruz. Birazdan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle olacak. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü, İhracat İklim Endeksinin Ağustos 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Temmuz ayında 50.3 olan İhracat İklim Endeksi, Ağustos'ta 49.1'e gerileyerek 50 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son 7 aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivitenin gerilemesi, ihracat ikliminde zayıflamaya yol açan temel faktör oldu. En çok ihracat yapılan 6 ülkeden 5'inde üretim düştü. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmelerde bulunan
S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ana ihracat pazarlarından büyümeye gelen katkının oldukça düşük olduğunu söyledi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayının başında aktarmış olduğumuz tüm haber akışlarını şimdi konuşacağız. Selim Kasapoğlu bizlerle, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gözde Hanım. İyi çok teşekkür ediyorum akşamlar. Selim Bey. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi tabii bir kere beklentiler karşılandı mı OVP'den? Bir sanayici olarak nasıl karşılıyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Tabii burada özellikle enflasyon tahminleri ve büyüme tarafındaki verilmiş olan mesajlar, bu sıkılaşma döneminde sanayici nasıl desteklenecek? Buradan nasıl çıkarımlar yaptınız? Öncelikle OVP'nin iş dünyasında geniş istişareyle hazırlanmış olması ve Türkiye adına, Türk iş dünyası adına belli hedefler koymasını önemsiyoruz ve oldukça önemli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde hem ihracatta hem sanayi üretiminde Türkiye'ye bir rehber olacağını düşünüyoruz. Tabii OVP'nin içinde belli hedefler var. Afet yaralarının sarılması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, üretim ve ihracat perspektifinden büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, bu gayeler, bu hedefler oldukça önemli. OVP'nin içinde nitelikli üretimden bahsediliyor, dijital ve yeşil dönüşümden bahsediliyor. Açıkçası bunlar sanayi camiasında, sanayi tarafında sanayiciyi oldukça heyecanlandıran hedefler. Bunların içinde tabii bazı uyumsuzluklar ya da eleştirilebilecek noktalar olabilir ama genel olarak böyle bir planın ortaya konması, ki önceki planlara baktığımızda da daha gerçekçi olduğunu düşünüyoruz ve kamuoyunun, iş dünyasının özellikle geniş katılımıyla, desteğiyle, katkı vermesiyle hazırlanan bir plan olmasından dolayı da açıkçası Türkiye'nin geleceği açısından umut verici buluyorum. Sanayi ve iş dünyası hedeflerle ilerliyor. Hedefler şirketlerimizde, sektörlerimizde olduğu kadar ülke ekonomisi için de çok önemli. Böyle bir hedef konulması, belli hedeflerin belirlenmesi ve bunların iş dünyasının destekle yapılması açıkçası önemli. Ama genel olarak baktığımızda büyüme rakamları aşağı yukarı Türkiye'nin ortalama büyüme rakamlarıyla birlikte hareket ediyor. Ama kura baktığımızda da kurun ihracatçı tarafından istenen hedeflerde olmadığını söyleyebilirim. Çünkü 2023 yılına ait ortalama kur hedefini tutturmak için yıl sonu yukarı 30'da olması gerekiyor. Bu da açıkçası son işçilik ücretlerindeki zamlardan sonra sanayici ve ihracatçı açısından çok makul olmadığını belirtmek lazım. Ama büyüme rakamlarının yüksek olması demek ki OVP'de ihracat tarafının bundan sonra güçlü olacağını ifade ediyor. Kaldı ki OVP'nin içindeki planlarda, hedeflerde ihracatın artırılması, ihracatçının desteklenmesi var. Bu noktada Türkiye'nin özellikle son dönemde geldiği cari açığın pozisyonundan dolayı ihracatın oldukça önemli olduğunu zaten söylüyorduk bundan sonraki süreçte. Bunun OVP içinde yer alması da bizim açımızdan oldukça önemli. Şimdi burada elbette ihracatçının nasıl desteklenmesi gerektiği ve neler yapılması gerektiğine ilişkin sorularımız olacak ama şimdi ihracatta bir yavaşlama var. Önce onu konuşalım. Hem dışarıda özellikle Avrupa'nın tabii daralması, bunu konuşuyoruz. Bir yandan da tabii içerideki dinamikler, yani üretime ne kadar hevesli bir ortam var, yeni yatırımlar nasıl yapılacak, bunları tartışıyoruz. İsterseniz önce Avrupa tarafından başlayalım. Denizli de neticede ihracatta iyi bir yer alıyor. Ne anlatıyor son rakamlar? Nasıl bir seyir var şu anda sizin tarafta? Denizli biliyorsunuz ihracatta 8-9. Sıralarda yer alan bir kent. İhracat bacağı oldukça güçlü bir kent. Biz tabii ihracat rakamlarını sürekli takip ediyoruz. Hem Türkiye'deki ihracat rakamlarını hem şehrimizdeki ihracat rakamlarını sektörel olarak da ayrı ayrı takip ediyoruz. Ve uzun bir süredir de ihracattaki yavaşlamayı, ihracattaki düşüşü tespit ediyoruz. Bunları her ay görüyoruz.
Ocak-Ağustos dönemi 2022 ve 2023 başladığımızda Denizli ihracatı toplamda %13,5 geriledi. En büyük gerileme tekstil ve konfeksiyondan geliyor. Demir çelik ürünlerinde de benzer gerileme var. Tabii biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bundaki en büyük neden tüketim noktalarındaki Avrupa, Amerika, Çin gibi tüketim noktalarındaki resesyon, pazarların daralması, talep eksikliği, talep düşüklüğü bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Ancak bunun dışında, bu dışarıdaki faktörlerin dışında içeride de kendi problemlerimiz var. Maalesef bugüne kadar uygulanan para politikalarının sonucunda Türkiye'de üretim pahalı hale geldi. Türkiye'de üretim maliyetli hale geldi. Bu da Türk ihracatçısının, Türk sanayicisinin dışarıda rekabet etmesini zorlaştırıyor. Şuradan örnek vermek isterim. Son bir yılda işçilik ücretlerindeki artış %113 ama kurda bunun karşılığı aynı dönemde sadece %45 kaldı. %45-50 bandında kaldı. Tabii bu içerideki üretimin döviz bazında pahalı hale gelmesine sebep oluyor. Bundan en fazla etkilenen sektör tabii ki emek yoğun sektör olan tekstil sektörü, hazır giyim konfeksiyon sektörü. İlk başta onların siparişleri düşüyor, onların üretimleri düşüyor. Ama bunun dışında Denizli'de demir çelik sektörü olsun, makine sektörü olsun, kablo sektörü olsun birçok sektörde fiyatları tutturamamaktan bahsediyor sanayici. Dışarıda rekabet edememekten bahsediyor. Söylediğim gibi özellikle işçilik bazındaki bu hızlı artış sanayiciyi ve ihracatçıyı dış pazarda rekabet edemez bir hale getirdi. Türkiye'yi pahalı bir ülke haline getirdi. Burada tabii ki ülkenin enflasyonu malum fiyatlar artıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu işçilik üzerindeki zamlar yapılmalı ama kurda da bugüne kadar bununla paralel bir artış görülmeliydi ki ihracatımız aynı seviyelerde seyredebilsin. Türk ihracatçısı dışarıda global piyasalarda eski rekabet gücünü koruyabilsin. Dışarıda pazar daralıyor. Bir yandan bizim üretim maliyetlerimiz artıyor. Maalesef ihracatlarımızın gerilemesine sebep oluyor. Bunun karşılığında son 3 aydır istihdamda kayıplar yaşamaya Ne başladık. kadarlık daralma var istihdam tarafında? Ben size şöyle söyleyeyim. Denizli'nin sanırım 218 bin olan sigortalı sayısı 198 bine düşmüş durumda. 20 bin kayıp var. Bu da aşağı yukarı %10'a tekabül ediyor. Türkiye rakamlarına baktığımızda da bu kadar olmasa da benzer düşüşleri görüyoruz. Sigortalı sayısından takip ettiğimizde bu da reel sektörün istihdam hacminin düştüğünü gösteriyor bize. Bunu aslında Özellikle biz ilk hangi başından sektörler beri için ifade bunu ediyoruz. söyleyebiliriz? Sektörel dağılım olarak bir şey söyleyebiliyor musunuz? Tekstil zannediyorum en Hayır. başta geliyor. Tabii ki sektörel dağılım olarak baktığımızda Denizli'yi konuşursak eğer Evet. ve Türkiye'de de öyle tekstil en başta geliyor. Tekstil ve konfeksiyondaki istihdam diğer sektörlerden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründeki istihdam kaybının 100 binlerin üzerine çıktığını biliyoruz. Evet. Şimdi burada tabii çok önemli bahsettikleriniz. Çünkü OVP'de de en çok bu tartışılmıştı. Özellikle Türkiye kapasitesinin altında bir büyüme gerçekleştirecekse ve bu biraz içerideki işte dinamikleri daraltacaksa ki iş tüketimde daralma da isteniyor. Dolayısıyla istihdam tarafı nasıl etkilenecek diye çok fazla sorgulanmıştı. Orada da zaten çok büyük hedefler konulmamış görünüyor. Yani yüksek bir tekhane var. Yine 9-10 bandında bir işsizlik aslında ama tabii şimdi şu anda yaşanan unsur ihracatçıların özellikle ihracat pazarlarının daralması burada istihdamı vurduğu anlaşılıyor. İlk etapta %10 dediniz Denizli adına. Şimdi şunu soracağım. Evet. Klasik ezberler bozuldu tabii. Yani burada üretelim, ucuza üretelim, her yere satalım. Avrupa yakın, hadi o zaman Avrupa'ya satalım. Bu ezberler tabii çoktandır bozuldu. Biraz yeşil dönüşümde tabii sektörel olarak konuştuğumuzda bu işlerin sekteye uğradığını aktarıyor ama ne yapılabilir? Yani
pazar çeşitlendirmesi, farklı pazarlara yönelim. Artık biraz daha Avrupa pazarlarından uzaklaşmak mı gerekiyor mesela? Çünkü çok uzun süredir işte gümrük anlaşmalarının artık kadük hale geldiği, serbest ticaret anlaşmalarıyla burada birçok işte sektörün etkilendiğini konuşuyoruz. Mesela lojistik sektörüyle konuştuğumuz zaman burada kotaların çok etki ettiği konuşuluyor. Var mı bunlara eklemek istedikleriniz ya da önerileriniz? Ya tabii ki yeni pazarlar, nitelikli ürünler, farklı ürün çeşitleri elbette ki ihraç için, sanayi için önemli. Ama bu dönüşümler çok kısa vadede olabilecek dönüşümler değil maalesef. Yani biz iş yapma kültürümüz, iş yapma şeklimiz Avrupa'ya çok yakın. Sonuçta dünden bugüne bizim müşterimiz olmadı. Evet, çok özür diliyorum. Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunuyor. Çok özür diliyorum Selim Bey. Dönüyoruz. Hükümetimizin makro çerçevede çizdiği hedeflere bağlı kalmak kaydıyla Merkez Bankamız da araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecek. Diğer taraftan üçüncü alanımız, ki ben bunu çok önemli görüyorum, para politikası ve maliye politikaları çok önemli ama yetmez. Buna üçüncü bir unsur olarak yapısal reformları ilave ettik. Orta vadeli programımızda bir ek olarak bütün bu yaptığımız istişareler sonucunda yapısal reformlarımızı madde madde sıraladık. 7 başlık altında, şimdi onun detaylarına girmek istemiyorum ama çok önemli başlıklar. Bunları da bir kısmını kanun gerektirdiği için meclisimizin takdirini arz edeceğiz. Bir kısmı idari kararlı olacağı için hükümetimiz, bakanlıklarımız bu işleri yapacaklar. Ama sonuçta bir dönüşüm sağlayacağız. Yapısal dönüşümlerin de iki büyük katkısı vardır. Birincisi, yapısal dönüşüm yaparsanız orta vadede bir takım somut sonuçlarınız olur. Örnek vermek gerekirse enerji alanında dışa bağımlılığını azaltıcı yatırımlar yaparsanız birkaç yıl belki yatırımlar sizi yorabilir ama ondan sonra meyvelerini toplamaya başlarsınız. İşte Karadeniz gazı gibi, Gabar gibi, nükleer enerji gibi, yenilenebilir enerji gibi ve dışa bağımlılığınız azaldıkça bu sizi güçlendirir. Ama bu bir zaman alır elbette. Yatırım kolay bir iş değil. Bu orta vadede somut sonuç. Yapısal reform yapan ülkeler beklenti kanalıyla kısa vadeli olarak da etkiler üretirler. Dış dünya, yatırımcılar, iç ve dış yatırımcılar yapısal reform yaptığımızı gördükleri zaman geleceğe daha güvenle bakmaya başlarlar. Bu da şimdiden beklenti kanalıyla olumlu etkiler üretir. Dolayısıyla her iki etki bakımından yapısal reformlara da ayrı bir önem ve değer atfettiğimizi ifade etmek isterim. Bu orta vadeli programımızdan sonra inşallah Ekim ayı içinde bütçemizi meclisimize göndereceğiz. 12. kalkınma planımızı yine göndereceğiz ve hazırlıklarına devam ettiğimiz bazı kanunları, ilk hazırlıklarını bitirdiğimiz kanunları meclisimizle, grubumuzla, meclis vekillerimiz aracılığıyla paylaşmış olacağız. Daha sonraki dönemlerde de takvimimize uygun bir şekilde çalışmalarımızı olgunlaştırdıkça adım adım orta vadeli planlarımızı hayata geçireceğiz. Bazı makro rakamları da paylaşmak isterim orta vadeli programında. Bazı ilkleri paylaşmak isterim. 2023 yılında yaptığımız, bu yıla ilişkin yaptığımız tahminlerde bu yıl 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir görüyoruz. Şu an itibariyle aslında buna ulaşmış durumdayız. Yani geriye dönük 12 aylık bir hesap yaptığımızda 1 trilyonu aşmış. İlk defa Türkiye 1 trilyon dolar seviyesini aşmış durumda. Bu yıl sonunda 1 trilyon 60 küsur bir rakama inşallah gelmiş olacak, milyar düzeyine. Bu rakamlarla dünyanın 17. büyük ekonomisi konumundayız. Nominal dolar bazında. Satın alma gücüne göre ise 11. büyük ülke konumundayız. Son 20 yılda Türkiye %5,5 büyüdü. Dünya %3,6 büyüdü. Yıllık ortalamaları söylüyor. Dünyanın aşağı yukarı 2 puan üstünde büyüdü Türkiye. Bu büyük bir başarıdır. Bir yıl için belki bu çok başarı küçümseyebilirsiniz, yani 2 puan ne olacak diyebilirsiniz. Ama 20 yıl boyunca ortalama her yıl 2 puan büyümenin etkisini
takdirlerinize sunuyorum. Bu çok önemli bir etkidir. Bunu Türkiye başardı son 20 yılda. Önümüzdeki dönemde ne bekliyoruz? Dünyada da bizde de bir miktar büyümede aşağı yönlü bir eğilim var. Dünya büyümesi %3'ler civarına geliyor. Ticaret daha da daralıyor maalesef. Dünyada çok olumlu bir atmosferde değiliz. Biz ise depremin etkilerine rağmen ortalama 4,5 bir büyüme hızını bu dönemde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ve bunun sonucunda 2026 yılında 1,3 trilyonu aşan bir milli gelirimiz olacak diye tahmin ediyoruz. Böyle olduğu zaman o yılki nüfusa da böldüğümüzde 14.855 dolarlık bir kişi başına gelir hedefliyoruz. Bu da bizi yüksek gelirli ülkeler ligine dahil ediyor. Alt sıralardan da olsa orta gelirden çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine geçmiş oluyoruz. Bunu neye göre söylüyorum? Dünya Bankası'nın yaptığı bir hesaplama var. Bütün ülkeleri sınıflandırıyor. İşte düşük gelirli ülkeler, alt orta gelire sahip ülkeler, üst orta gelire sahip ülkeler, yüksek gelirli ülkeler şeklinde. Orada eşik değer 13.845 dolar. Yani bir ülke kişi başına gelirini 13.845 doların üzerine çıkardığı zaman Dünya Bankası kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler ligine geçmiş oluyor. Türkiye bu plan döneminde inşallah bunu başaracak. Değerli arkadaşlar, istihdamda da yıllık 900 bin ilave istihdam, dönem boyunca da 2.7 milyon ilave istihdam öngörüyoruz. Ama buna rağmen işsizlikte çok büyük bir gerileme olmayacak çünkü iş gücüne katılımda yine yüksek artışlar öngörüyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe, piyasalar genişledikçe iş gücüne katılımda da artışlar var. Ve bu dönemin sonunda az önce söylediğim gibi tek haneli enflasyonu inşallah göreceğiz. Yeniden bunu başardık geçmişte, yine başaracağız. Ve yine ihracat ve turizmde önemli rakamlar göreceğiz. 2026 itibarıyla ihracatımızın 300 milyar doların üzerine çıkmasını, turizm gelirlerimizin de 70 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Cari açığımız da bu çerçevede bu yıl %4 civarında gerçekleşmesini beklediğimiz cari açığın önümüzdeki dönemde kademeli bir şekilde düşerek 2026'da %2'ler civarına gelmesini bekliyoruz. Ondan sonraki yıllarda inşallah cari fazlayı da Türkiye yakalayacaktır daha uzun vadede. Yapısal reformlarımız sonuç verdikçe, enerji başta olmak üzere bu dönüşümler meyvelerini verdikçe Türkiye farklı bir yapısal dönüşümü de gerçekleştirecektir diye inanıyoruz. Dünyanın bu zor döneminde en büyük şanslarımızdan bir tanesi siyasi güvene ve istikrara sahip olmamızdır. Geçen Mayıs ayında yapılan seçimlerde vatandaşımız siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Belirsizlik ekonominin düşmanıdır. Belirsizliğin olduğu yerde yatırım olmaz, belirsizliğin öngörülebilirliğin olmadığı yerde ekonomi gelişmez. Mayıs ayında siyasi belirsizliklerimiz ortadan kalktı. Bu çalışmalarımızla teknik anlamda belirsizlikleri de ortadan kaldırıp öngörülebilirliği arttırıyoruz. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Şimdi dış dünyadan daha fazla kaynak akışının olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Rezervlerimizde şimdiden belli bir birikim sağlandı. Ama önümüzdeki dönemde bu daha da artarak inşallah devam edecek. Türkiye istikrarlı bir ülke, güçlü bir ülke, genç nüfusu olan, girişimcisi olan, eşsiz bir coğrafyası olan, büyük potansiyelleri olan bir ülke. Tarımda olsun, sanayide olsun, turizmde olsun, diğer hizmet sektörlerinde olsun çok çeşitli fırsatları olan bir ülke. İnşallah hep birlikte kamusuyla, özeliyle, sivil toplumuyla, akademik dünyasıyla, bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla bu potansiyelleri daha güçlü bir şekilde harekete geçireceğiz. Ve Türkiye yüzyılı dediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını çok daha güçlü bir şekilde ve hep birlikte inşa edeceğiz. Bu orta vadeli programımız Türkiye yüzyılının ilk orta vadeli programı. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum bu programa. Her aşamasında verdiği destek ve sağladığı siyasi irade için
bütün bakanlıklarımıza, sivil topluma, meslek kuruluşlarına, herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajlarını ekrana getirdik. Borsa İstanbul'da kapattık. Bu arada negatif seyirli ama haftalık performansta borsa pozitif seyirde tamamlıyor haftayı. Üzeyir Doğan bizlerle. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, hoş geldiniz. Özellikle Borsa İstanbul'a baktığımız zaman TL bazında getirdi haftalık olarak. BIST endeksi %3.34 gözüküyor. Ne dersiniz, seyir nasıl kapadık ve tabii yorumlar? Evet, yani Borsa İstanbul'a baktığımızda genel itibariyle güçlü seyrin devam ettirdiğini söylemek mümkün. Bugünkü kapanışta 8.325 puan seviyesinden gerçekleşti. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü 8.000 puan seviyesini geçerek ve bunun üzerinde kapatarak bu haftaya yönelik de pozitif eğilimin devam edeceğinin işaretini vermişti borsa. Bu hafta orta vadeli program beklentisi ve bugün açıklanması beklenen Fitch'in Türkiye değerlendirmesi raporuna yönelik beklentilerde yine endeksi canlı tutan ana gelişmeler oldu ve 8.325'e kadar geldik kapanış bazında. Bu akşam bildiğiniz üzere kapanıştan sonra Fitch'in Türkiye değerlendirmesi var. Burada bir görünüm artışı ya da not iyileştirmesi gelecek mi? Piyasada biraz daha bunun beklendiğini söylemek mümkün. Bununla birlikte gerek uluslararası yatırım kuruluşlarından, gerekse işte Dünya Bankası gibi kurumlardan Türkiye'ye yönelik yapılan pozitif yorumlar da piyasayı desteklemeye devam ediyor. Sayın Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifade ettiği temas edilmeyecek yatırımcı kalmayacak söylemi. 17'sinde bu ayın 17'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine Hazine Maliye Bakanı'nın yatırımcılarla New York'ta yapacağı görüşmeler, bu görüşme trafikleri. Bunlar da yine piyasaya yönelik beklentileri canlı tutacak ana konular gibi gözüküyor. Bu nedenle biz Eylül ayı için en azından genel atmosferin şu aşamada olumlu seyrettiğini ve yukarı yönlü trendin de korunduğunu düşünüyoruz. Bu son yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 8.750-9.000 civarında muhtemelen bu ay içerisinde görülebilecek hedef seviyeler olacak gibi. Genel itibariyle bankacılığın biraz daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bugüne baktığımızda çok büyük bir fark yoktu ama genel itibariyle banka biraz daha kuvvetli diyebiliriz. Bugün de bankacılık endeksinde %0,03'lük, yani yatay bir kapanış diyebiliriz. Partide bir kapanış vardı. Sınav endeksinde ise hafif kayıplar söz konusuydu. Genel görünümün bankalar, holdingler, son OVP'den sonra demir, çelik, çimento, inşaat gibi sektörler, bunlar öncülüğünde biraz daha pozitif atmosferin devam etme ihtimalinin kuvvetlendiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada noktalayalım iş dünyasını. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.